gidiyor, kaçak olması mümkün gidebilecek bir ülke değil. Yani hani yakın bir ülke olur, hadi deniz ulaşımıyla gidilebilinir kaçak, ama öyle bir yer de değil ki. Japonya çok uzak bir yer. Yani kaçak bir de çocuk diyor ki 2,5 gün evlilik aldığımız Japonya'dan bahsetmedi diyor. Ben hep derim ya, Miami'de yaşamak istiyorum. Bir kelime çıkmadı. Hani Japonya'dır. Kuzey Kore'dir falan diye hiçbir şekilde duymadım yani. Yani Japonca bilmiyor. Hiçbir şekilde yabancı dili de yok zaten. Hani Japonca boşver, İngilizcesi bile yoktu yani. Japonya'da gidecek ne konuşacak? Şimdi ya, Japonya kelimesi tamamen ulaşılmayacak. Durum hakkında bilgi alınmayacak. Akıbeti hakkında herhangi bir ışıklandırıcı haber alınamayacak bir yer olduğu için burası gösteriliyor. Kesinlikle. Başka bir şey değil. Kesinlikle. Ve bütün bu düşünceler de maalesef Sevil Hanım'ın akıbeti hakkında kötümser düşünme ihtimallerini ortaya koyuyor. Evet. İşin gerçeği bu. Şimdi şey yapalım. Yakup'u bir izleyelim. Dediğim gibi hızlı gitmek istiyorum. Bu arada Sevil'in ev kiralamasına aracı olduğu öne sürülen Ömer Alkış diye bir isime ulaşmıştık. O da diyor ki Sevil'in eski eşi, yani sen benim yengemin akrabası olur. Eski kocası askerdeyken Sevil'in kayınvalidesi Sevil'le birlikte gelip ona iş bulmamı istemişti. Sevil'le böyle tanıştık. Daha sonra kaybolmadan önce Sevil bana sosyal medyadan ulaşıp çocuğumu görmeye geleceğim, ev var mı dedi. Ben de onu emlakçı bir arkadaşıma yönlendirdim. Emlakçı arkadaşım ona birkaç ev ilanı söylemiş ama gidip bakılmamış. Çünkü Sevil masaj salonunda kalmış. Ben ona evde bulmadım. Zaten evde tutulmamış. Benim kalbiyle ilgim yok demiş muhabirimize. 3 gün mü kaldı Afyon'da Sevil? Tam olarak kaç gün kaldığını bilmiyorum. Ama hani söylentilere göre, annesinin de söylendiğine göre 3-4 gün falan kalmış. O kadar yani. Evet. Yani masaj salonunda o kadar kalmış. Masaj salonunda o kadar kalmış. Diğerini hayır, bilmiyoruz. Hayır, ama siz gittiğinizde aradığınız zamanı bilirsiniz ya, evden gittiği zamanla aradığı zaman arasında. Evden gittiğinde ben yoktum. O Kayseri'den gelderken ben memleketteydim yine. Tamam. Oğlumun şey... Tamam da bilirsin evden gittiğini ya. Ha? Orada olmasan da evden ayrılıp ayrılmadığını bilirsin ya. Ayrı kalıyordu işte o zamanlar. Ayrı Sevil kalıyordu. Şey, ailesiyle beraber benim, değildi. Kayseri'de ayrı değildi, evde yaşıyordu. Talas'ta ayrı evde yaşıyordu. Konuşmuyor muydunuz? Anayurt'ta. Ha? Konuşmuyor muydunuz? Ya normalde böyle çok da sıkı konuşmuyorduk o zamanları. Yine bana böyle trip atıyordu. Fazla da arayan bir kişi değildi beni. Ha, o yüzden siz Kayseri'den Afyon'a ne zaman gitti, kaç gün kaldı bilemiyorsunuz. Yani. Anladım. Tam gidişini bilmiyorum. En son yüz yüze gördüğümü biliyorum. En son işte bu çocuğuyla beraber görüntülü aradığını bileyim. Telefonla da birkaç kez aramış olabilir, bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Sizi Şırnak'tan hiç aradı mı? Şırnak'a yok, arama daha ondan Şırnak'ta sonra Şırnak diye aramış. Hani çocukla görüşmek için görüntülü aramıştı. Ben şimdi daha... biz Yakup'u bulduk, konuştuk. Yakup da tabii çok enteresan şeyler anlatıyor. Vallahi bir izleyelim de ne diyeyim şimdi. Şüpheli bir şekilde kayıplara karışan 24 yaşındaki Sevil Kutlu'nun Japonya'ya gittiğini söylediği iddia edilen arkadaşı ekibimize konuştu. 2018'de ben askerden geldim. Ben geldiğimde o daha yeni başlamıştı benzinli. İstasyona girerken de hani patron demiş evli olarak bilsinler, o boşanmaya falan kimseye söyleme demiş. Askerden önce de çalıştığım için orada işi öğretirken o ara zaten arkadaşlığımız oldu. Sadece benle değil, oradaki diğer bütün arkadaşlarla samimi olarak konuşuyordu. İddialara göre bir gönüllü ilişkiniz olduğu, sevgili olduğunuz söyleniyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Yok, öyle bir şey yok. Ben zaten samimi bir insanım. Orada herkese aynıyım yani, sadece kız olduğu için değil. Sürekli benim yanıma gidip geldiği için, benimle sürekli irtibatı kopmadığı için annesi buna dayanarak söylüyordur. Sevil Kutlu'nun... Diyor ki benim sevgilim değildi. Sevgiliydiler. Sevil kendisi söyledi bana yani sevgilim diye. Yani sevgiliydiler. Yalan söylüyor. Şu yalan anda söylüyor, evli evet olduğu için teyzesinin kızıyla evli. Hatta istememiş teyzesinin kızını... Bunlar aile zorladığı için evlendi. Yoksa bununla evlenmeyi düşünüyordu Yakup. Yalan söylüyor. Yakup da. Ben ya Sevil bana da söyledi hani sevgiliyiz falan diye yani, Yakup'la diye. İlk önce arkadaşlardı dediği gibi. Benzinlikten evet, ne tanışmışlar. Arkadaş olarak başladı ama sevgiliye kadar dayandı. Sonradan sevgili işte beraber falan kaldıklarını söyledi aynen Sevil bana. Zaten Yakup yalan şimdi söylüyor. Şuraya kadar gelecek anladığım kadarıyla. Eşiyle oturmak için tuttuğu eve yatak aldığında Sevil o evde falan kalmış yani, dedim ya şimdi. Hayır, yani bütün hayata karşı inancım alt üst oldu ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Yani hiç
hiç pembe hayallerim kalmadı. Zaten çok hayal kuran birisi değildim ama hiç hayata inancım kalmadı bunları izleye izleye. Çok üzülüyorum. Yani herkes herkesi kandırıyor. Ne kadar acıklı. Aynen. Bir de pazartesi günü sevgililer günü. Sevil Kutlu'nun problemleri olduğunu, kendisine bu sorunlardan bahsettiğini de söylüyor arkadaşı. Sevil benim tanıdığımda kolu komple jiletliydi zaten. Sen dedim niye böyle bir şey yapıyorsun dedim. Sen dedi benim çektiklerimi çekmedin. Klasik şeyler. Özgür abisi var bunun, büyük abisi. Onunla mesela hiç anlaşamıyorlarmış. Evden kaçmış defalarca. Dediğine göre eşini çok sevmiş. Kocası hiç çalışmayan. Sürekli eve geldiğinde oyun oynayan, ilgilenmeyen, kocası askere gittiğinde dahi bu çalışmış, hamileymiş o zaman dediğine göre kocasına para gönderiyormuş. Sevil Kutlu ile gönül ilişkisi olmadığını ileri süren arkadaşının anlattığına göre ikili aynı zamanlarda aynı şehirlerde oturuyorlardı. Hatta Şırnak'ta tuttuğu evin kapılarını da Sevil Kutlu'ya açmıştı arkadaşı. Mamak'ta bir tane kafe bulmuş. Ben de oraya başlıyorum dedi. İyi başla dedim. Oradan bir yerden ev tutmuş. Eşyalı gene orası, bulduğu yer yani onu. Ben okuldaydım. Ben sadece hafta sonları görüşüyorduk o kadar. Ben Isparta'ya geçtim. 28 günde orada eğitim aldım. Ben burayı seçtim ondan sonra. Buraya geldim. Bir de dedi Şırnak'ı göreyim dedi. Ondan sonra geldi. Ara ara kaldı. Gidip geldi yani arada. Ben o zaman nişanlıydım zaten. Nişanlanmıştım. Bunu biliyordu nişanlı olduğumu. Ev boştu o zaman. Ben sonradan yatak aldım. O orada kaldı işte, o pandeminin girdiği aralarda falan zaten. Uçak bileti almıştım normalde. Uçağa bindirdim. Ankara'ya geçti. Ankara'dan Afyon'a geçti. Peki burada kalırken nişanlınızın haberi var mıydı bu evde kaldığında? Yok, onun haberi yoktu o zaman. Ona söylemedim, yok. Kayseri'de karşılaşıyorsunuz, Ankara'ya geliyor. Isparta? Bir kere gelip gitmişti. Şırnak'a geliyor. Aynen. Buraya geldi gitti zaten. Afyon'da da buluştunuz. Afyon'a ben bir sefer gitmiş oldum. Hatta benim evlendiğim gün benim telefonumu defalarca aradı. Niye evleniyorsun? Niye işte şey yapıyorsun? Kafa yapısı çok farklı. Anlayamıyorsun ne yapmaya çalıştığını. Ben evlendim ettim. Ondan sonra o Afyon'a gitti zaten. Sevil Kutlu'yu en son gördüğünü söylediği zamanı da anlatıyor arkadaşı. Babam rahatsızlandı. Ben izin aldım bir hafta. Kayseri'ye geçtik. Ben de şunu anlamadım. Diyorsunuz ki evlendiğim zaman da sürekli aradı. Hem sevgilim değildi hem arkadaşım da, evlendiğim zaman sürekli aradı. Madem Şırnak'a gittiğinizde evlenince oturacağınız eve aldığınız yatağı ona veriyorsunuz da, niye o zaman mesela nikahınıza, düğününüze ne yapıldıysa çağırmıyorsunuz arkadaşınızı? Bu kadar samimi kız arkadaşınız. Nişanlısının haberi yok yani bunda. Nişanlısının haberi yok sizin evinizde kaldığından bu kızın o sırada? Nişanlısını aldatıyordu çünkü. Yalanı kendisi piyasaya çıkarmış, haberi yok. Sevil Kutlu'yu en son gördüğünü söylediği zamanı da anlatıyor arkadaşı. Babam rahatsızlandı. Ben izin aldım bir hafta. Kayseri'ye geçtik. Ben eşime söyledim. Bunun yanına dedim ben bir gideyim geleyim. Eşim gitmemi istemiyordu. Ya yok dedim, ben gideyim bir konuşayım dedim. Belli olmaz bunun sağ solu dedim. Ondan sonra gittim. Geldi, beni aldı. Sonra işte ben öğrendim masaj salonunda falan çalıştığını. Oturduk konuştuk falan. Yapma dediğim şey ne varsa uyarı babında yapıyor. Masaj salonuna dedi gitmek istemiyorum, çalışmak istemiyorum dedi. Benim dedi eşyalarımı alayım dedi. Ben dedi gideceğim dedi. Hatta dedi seninle beraber gidek dedi terminale. Kafama göre bir yere giderim dedi. Sen dedi ama önce git dedi bana. Nereye gittiğimi bilmesin diye yani kendince. Orada biletimi falan kendisi verdi yani, parasını falan. Kayseri'ye geldikten sonra işte tekrar bizimkilerin yanına falan gittim. Ondan sonra zaten aramadım. Sevil Kutlu'nun kaybolduğunu annesi Hayriye Kutlu'dan öğrendiğini ileri sürüyor arkadaşı. Bir ay sonra annesi aradı beni. Dedi Sevil'e ulaşamıyoruz. Sevil'in dedim yanına gittim dedim. Afyon'dayken dedim. Ben dedim masaj salonunda çalışıyormuş dedim. Ne işi var bu kızın oralarda falan dedi bana böyle. Kaybolduğunu öğreniyorsunuz ve 1,5 sene boyunca hiç bir merak yok, peşini bırakıyorsunuz. Hani birkaç kere aradım, ulaşamadım, ondan sonra kaldı. Hani bu rahatlık biraz dikkat çekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi ben burada, benim yakınlığım evlenene kadar. Evlendikten sonra ister istemez benim yakınlığım olamaz. İstesem de olamaz yani. Peki neden Sevil Kutlu'nun Japonya'ya gittiğini söylemişti arkadaşı? Normal sohbet ediyoruz atıyorum. Nereye gideceksin dedim. Kuzey Kore olabilir mesela. Japonya da güzel. Kore ile Japonya'nın insanı hani az çok birbirine benziyor, tamam mı? Bu zaten insanından dolayı hani onu cezbettiğini söylüyor. Onda hoşuna gidiyor yani. Oraya da gidebilirim. Gitmek istediği yeri belli etmeye çalışıyor. Beni polis aramıştı. Bana sordu, dedi ki Sevil yanında mı dedi. Ben de dedim ki benim yanımda değil. Peki dedi nereye gitmiş olabilir dedim. Hani yurt dışı meselesi aramızda konuşuluyordu. Ben de bu konuşmayı olduğu gibi polise anlattım. Ben tutup da Japonya'ya gitmiş ya da gidecekti falan bu şekilde bir telaffuzda bulunmadım. Bak ne kadar değişik insanlar var. Hiç benim etrafımda bu kadar insan var. Hiç ben Kuzey Kore'ye gitmek istiyorum diyen bugüne kadar bir arkadaşım olmadı benim. Kuzey Kore. O zaman bu çocuk kaybetti benim yeğenim.
Daha ne oldu? Bayılıyorum böyle direkt olaya dalanlara. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.